Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, TRT Haber yayınında Türk savunma sanayindeki gelişmeleri anlattı. Hürjet ile ilgili konuşan Demir, Anadolu gemisi bu sene içerisinde devreye alınacak. Hürjet tasarımcısı arkadaşlarımız onun gemiye iniş kalkışıyla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Hem bir çıkartma yapma kabiliyeti olacak, hem üzerinde deniz aracı, kara unsurları ve hava unsurları taşıyan bir güç aktarma platformu olacak. İlk planlandığı halinde bir İHA konuşlandırma yoktu. Şimdi ona göre tasarım değişiklikleri de yapılıyor. Hürjetimizi de inşallah 2023'te görmeyi umuyoruz, hedefimiz bu. Helikopterlerimiz, uçaklarımız gün sayıyor. İfadelerini kullandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, A Haber'de gündem özel yayınına konuk oldu. Malezya'ya Hürjet ihracatı çalışmaları ile ilgili konuşan Kotil, Hürjet'in yerel üretim seçeneği ile teklif edildiği bilgisini paylaştı. Kotil konuşmasında, Malezya ile 3 tanesi Türkiye'de, 15 tanesi Malezya'da üretilmek üzere 18 adetlik Hürjet için ihale süreci var. İnşallah olumlu sonuçlanır, dedi. Kotil ayrıca, hafif saldırı ve jet eğitimi uçağı. İçinde jet motoru var. Sesin %40 daha yükseğini uçuyor. Bunu milli muharipin önüne koyduk. Devletimiz bundan 16 tane sipariş verdi. Türkiye'nin bu tip uçağa ihtiyacı var. Hem eğitim hem de saldırı uçağı. Bu da yaklaşık 1 ton patlayıcı taşıyor. Sesten hızlı uçuyor ve ekonomik. F-16'ya göre çok ekonomik. Dünya piyasasında yeri var. 2023'te uçacak. Bu süpersonik bir uçak. İfadelerine yer verdi. İhaleye giren diğer şirketler ve uçaklar ise şu şekilde. Korea Aerospace Industries, KAI, ile ortaklık yapan Kemalak Systems, F-50. China National Aero Technology Import ve Export Corp, L-15. Leonardo, M-346. Hindustan Aeronautics, Tehas. Aerospace Technology Systems Corp, MiG-35. Öte yandan Pakistan'ın JF-17 Thunder savaş uçağı Malezya'daki LCA sözleşmesi için favori olarak lanse edilse de ihaleye katılmadı.